10 Mayıs, 11 Mayıs değerli kova burçları nasılsınız? Yükselen May burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam bana ulaş. Bu ara Nisan sonu Mayıs ortasına kadar, Mayıs sonuna kadar badana, boya, ev işleri, tadilat, bilmem ne o bu. Bu dönem bütün bu olaylarla mücadele ettiniz. Ama şöyle söyleyeceğim, Mayıs'ın 15 Mayıs'tan sonra iş kapılarınızla ilgili çok büyük sıkı bir iş sistemine giriş sağlayacaksınız. Yani o yüzden sizden ricam, bu hani evde badana boya, onu değiştir, koltukları, perdeleri, yerleri eşinize destek veriyorsanız işinizi, enerjinizi toparlamanız lazım. Çok yoğun bir döngüye giriş yapacaksınız ve bu iş temposu sizi çok fazla yıpratabilir. Ve biraz dinlenin, enerjinizi değiştirin. Bu ara şöyle söyleyeceğim. Kova burçları, özellikle kadınlar, eşim beni aldatıyor, sevgilim beni aldatıyor. Burada bir güven ve bunaltıcı sorular sormaya başlayacaksınız. Ve bu sorular ilişkinizi yıpratacak. Anlamsızca abartacaksınız her şeyi. Rica ediyorum, sakin, böyle biraz fingirdek enerjinizle, biraz böyle ilgilenmiyormuş havasıyla takip etmenizi istiyorum. Böyle üstüne giderseniz bu şekilde ilişki bitecek, haberiniz olsun. Hiç gerek yok. İlişkiniz özellikle bu dönem çok hareket veriyor. Şöyle söyleyeceğim. İlişkisi olmayan kova burçlarında şu an için bir ilişki adını koyamadığın bir ilişki var mı yok mu, bir türlü belirleyemedin, kafanda düşündüğün bir oluşum var, bununla ilgili gelecek planın var ama ilişkinin adı yok. Yani nasıl planladın onu da kararsızım. Bence bununla ilgili kendini geliştirmen lazım. Bazı kova burçlarında ilişkiyi yönetememe gibi bir sorunumuz var, çünkü işkolik enerjiniz ilişki enerjinizi yürütemiyor. Bununla ilgili kendinizi geliştirebilirsiniz. Yani buradaki hem kadınsı ya da hem erkeksi, hem kibar yönünüz biraz ilişkilerde kullanılıyor gibi gözüküyorsunuz ve değer görmüyorsunuz. Değer görmediğiniz için de içsel dünyanızda karmaşıklıklar oluşuyor. Ya para konunuzla alakalı bu ara her şeyi abartabilir. Cebinizdeki son kuruşa kadar harcayabilirsiniz ve paranız bitebilir. Sizden ricam, aslında bolluk haftanız ama o kadar gereksiz harcamalar yapacaksınız ki bolluğun farkına varamayacaksınız ve para bana yetmiyor diyeceksiniz. Biraz para finansınızı böyle not alın, onu aldım, bunu aldım. Kredi kartlarınızla ödeme yapmayın bu ara. Kredi kartlarınız çok fazla açılmış olarak gözüküyor. Bunları toparlamamız lazım. Kendi işini kurmak isteyen kişiler için 3 ortaklı bir iş kapısı var. Bu ortaklı iş kapısı hayırlı ve aydınlık olacak. Ortaklı iş yapıyorsak da ortaklı işinizle alakalı yapacağınız konuşmalar biraz bunaltıcı, biraz stresli, biraz gergin olabilir ortaklar arasında. Bu biraz canınızı sıkabilir ve burada bir ortağımız ayrılabilir ya da siz bu ortaklıktan ayrılabilirsiniz ve doğru el sıkışmasıyla herkes veda edebilir, bir sıkıntı yok. Kurumsal, büyük firmada ya da devlette çalışıyorsanız ve evde devam eden bir, hani kurumsal ve devlette evde çalışıyorsunuz, bunalmış, artık işimin kapısına gideyim diye dört gözle bekleyeceksiniz. Belli bir süre böyle devam edecek, sonrasında işinizin başına geçeceksiniz. Endişe etmenize gerek yok diyorum. Sağlık olarak özellikle varis, ayak ağrılarınız, siyatikleriniz ve rahim bölgemizde iç organlarımızla ilgili biraz hassas ve bu üreme organlarımızla ilgili sıkıntılarımız olabilir. Bunları ihmal etmememiz gerekiyor. Bu ara ceyranda kalabilirsiniz. Bir de sinirleriniz çabuk yıpranıyor ve en ufacık şeyde bağırma enerjiniz oluşmaya başladı değerli kova burçları ve ağlama enerjisi yaşıyorsunuz. Özellikle ikili ilişkilerde karşındaki insanın hani aldatma, güven problemi dedik ya, bu yüzden gereksizce abartabilirsiniz. Bunu bir sakinleştirelim. Devlet sınavına girecek ve özellikle devlet işi bekleyen bazı kova burçları için güzel haberler, özellikle S ya da M harfi birinden alacağınız çok büyük bir destek sizi rahatlatacak olarak gözüküyor. Medya sektöründe ya da dijital alanda çalışıyorsanız güzel fırsatlar, beklediğiniz iş kapılarınızla alakalı güzel oluşumlar olacak. Ve şunu söylemek istiyorum size değerli kova burçları, ailenize karşı duygularınızı artık açıkta tutun. İçinizde duygularınızı saklaya saklaya, onların hatalarını gizleye gizleye çok yorgunsunuz. Artık siz de onların hatalarını yüzüne söyleyin ki siz artık bu hataları toparlamaktan ve idare etmekten çok yorgunsunuz. Bunu bir an önce çözmeniz lazım.
Teyze, dayı ya da amca ya da hala olabilirsiniz. Bir çocuk sevinci var burada. Bunun muradı var. Evinizde bekar biri varsa evlilik teklif alacak. Evinizde söz nişan gibi söz konusu olabilir. Bu ara annenizin göz tansiyonu, gözle ilgili sıkıntısı olabilir ya da bir eşinizin gözle ilgili bir sıkıntısı olabilir. İhmal etmeyin diyorum. Bir de uzun süredir satmaya çalıştığınız bir arsanıza biri sürpriz bir şekilde talip olacak. Biraz daha beklese miydik ya, bir iki ay daha? Yer değerlenmeye başladı da. Ben olsam bir iki hafta daha bekletirdim. Sevgiyle kalın, umutla kalın. Allah'a emanet olun.